Bugünkü Türkiye'de Ramazan programımızı Sancaktepe'de yapıyoruz. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem yanımızda. Onunla 28 günü, Ramazan'ın 28 gününü konuşacağız. Sancaktepe'de neler yapıldı? Her mahallede iftar programları vardı. Onların detaylarını soracağız. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Tüm izleyicilerimize Ramazan'ı tebrik ediyorum. Efendim, 28 günü bitirdik Ramazan'da ve 2 gün kaldı. Ramazan'da Sancaktepe'liler nasıl geçirdi Ramazan'ı? Bu sene 4. senemiz, açık havada iftar programlar var. Ramazan'ın 1. akşamından bu akşama kadar her gün, her akşam bir farklı mahalledeyiz, farklı bir semtteyiz. Aynı mahallenin insanlarını, aynı semtin insanlarını aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah'a sonsuz şükürler olsun, bereketli geçti. Bu akşam da 28. akşam Sancaktepe Samandıra merkezdeyiz. 5000 civarında misafirimiz var. Oldukça kalabalık bir topluluk var. Tabi Ramazanlar, büyükler hep anlatırken eski Ramazanlar, bayramlar nerede kaldı derken, bizler de o tarihteki kültürel değerlerimizi yaşatma adına, paylaşma kültürünün bir parçası olan sofralarımızı paylaşıyoruz. 7'den 70'e aynı mahallenin, semtin çocuklarının, büyüklerinin, yaşlarının aynı sofralarda olması aslında bir sosyal buluşmaya, bir kaynaşmaya, komşuluk hukukunun gelişmesine vesile oluyor. Son 2 günümüzde, yarın Sarıgazi ve son günde Paşaköy'ümüzde noktalayacağız. Tabi Ramazan'da sadece iftar sofralarıyla kalmıyoruz. Aynı zamanda senenin 365 günü açık olan aşevimizden de ihtiyaç sahibi, her zaman Ramazan dışı yemek verdiğimiz ihtiyaç sahibine, evlerine, adreslerine kadar yemek ikramlarımız oluyor. Ayrıca belediyemizin kayıtlarında var olan ihtiyaç sahibi birçok komşumuza erzak dağıtımı, gıda dağıtımı yapıyoruz. Ramazan boyunca yardım ediyoruz. Senenin 365 günü var ama Ramazan'da mutlaka o ihtiyaç sahibi ailelerin hepsine ulaşıyoruz. Ayrıca sevgi mağazamız var. Oradan da ihtiyaç sahiplerine, hasreten yetim çocuklarımız olmak üzere, şehit ailelerimizin çocuklarına da sevgi mağazamızdan, ayakkabısından gömleğine, tişörtüne, montuna, ceketine kadar 7'den 70'er gruba hitap ediyoruz. Ama her bayramda mutlaka binlerin üzerinde çocuklarımıza giysi hediyemiz oluyor. Bayramlıktan takdim ediyoruz. Tabi Ramazan Türkiye'de huzur içerisinde geçiyor. Huzur ortamında geçiyor. Ancak komşu ülkelerde yaşanılan farklı dramlar, acılar bize Ramazan'ı biraz buruk yaşamamıza vesile oluyor. İşte 2 gün sonra bayram var. Bayram sevincini Türkiyeliler olarak kendi içimizde, aile fertlerimizde, toplumumuzla beraber yaşayacağız kardeşlik ortamında. Ama arzu ederiz ki yeryüzündeki tüm Müslümanlar Türkiye Cumhuriyetlerden Afrika'ya, oradan Balkanlara kadar var olan tüm soydaşlarımız, dindaşlarımız aynı mutluluk ortamında, manevi iklimi müsait huzur ortamında bayramlarını yapsınlar, Ramazanlarını tutsunlar. Tabi kardeş komşu ülkelerde, Irak'ta, Suriye'de yaşanılan kardeş kavgası, arzu ederiz bu Ramazan'ın yüzü gözü su hürmetine bir an önce son bulsun. Diğer taraftan 2 haftadır Filistin'deki din kardeşlerimize yönelik saldırılarda maalesef çok acımasızca devam ediyor. İşte bugünkü rakamlarla 800'ü aşan bir şehitler topluluğu var. Burada özellikle bundaktaki bebekler, çocuklar, gençler, savunmasız kadınlara ve yaşlara, yani içimiz yanıyor. Oradaki savunmasız insanlara karşı kadınlarca bir terör estiriliyor. Burada da oradaki mazlum din kardeşlerimize Cenab-ı Hak huzur versin. Bir an önce düşmanın istilasından onları kurtarsın diyelim. Tüm Müslümanlara birlik beraberliği nasip eylesin ve buradan da Sancaktepe'den, Samandıra merkezden tüm dualarımız Filistinli kardeşlerimiz için olsun. Ve diyoruz ki İsrail terör devleti, devlet erki, devlet yönetimi bir an önce bu yanlıştan dönmesi lazım. Çünkü şu anda resmen savaş suçu işlenmiş oluyor. Birleşmiş Milletler maalesef kayıtsız. Avrupa ülkeleri, Batı ülkeler maalesef seyirci konumunda. Ve burada biz devlet olarak kendi hissiyatımızı, millet olarak da kendi hissiyatımızı ayakta tutmaya gayret ediyoruz. İşte burada gördüğümüz şekliyle Filistinli çocuklar da aynen böyle anneleriyle, babalarıyla iftarlarını aşmaları en büyük arzumuz ama biz inanıyoruz ki orada direnecekler. Kendi topraklar üzerinde, iki ayaklar üzerinde kalacaklar. Ama biz Müslümanlara da onlara maddi manevi destek yönüyle büyük bir sorumluluk düşüyor. Biz de Sancaktepe Belediyesi olarak Filistinli kardeşlerimize yönelik
bir kampanya bugün resmi olarak izinli bir şekilde başlatmış olduk. Tüm Sancaktepe'lilerden, tüm Türkiye'li Müslümanlardan başta başbakanın açmış olduğu hesap numaralarına Filistinli kardeşlerimize bu maddi yardımlarını bir an önce ulaştırırlarsa inşallah onların ayakta kalışına da katkı sağlamış oluruz. Başkanım, hem yardım ediyorsunuz manevi maddi, hem de bugün de tipsiz kalmadı Sancaktepe'liler. Eylem vardı öyle tahmin ediyorum. Evet, cuma namazı çıkışı Samandıra Ebu Bekir Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldık. Akabinde on binlerce vatandaşımız kültür merkezi meydana kadar yürüdüler. Türk bayraklarıyla Filistin bayrakları yan yana gönül gönüle Filistinli dostlarımızı, kardeşlerimizi unutmadığımızı buradan açık bir yüreklikle dünyaya mesaj olarak da verdik. İsrail'e de, devletine de mesaj olarak gitti. Çünkü barışın, huzurun her millete ihtiyacı olduğu gibi barış ortamı kalıcı olduğu zaman İsrail de, İsrail milleti de huzur içerisinde yaşayacak. Filistin kardeşlerimiz de huzur içerisinde yaşayacak. Bütün arzumuz odur. Bir an önce barış hakim olsun, ateşkes hakim olsun ve orada daha fazla çocukların, bebelerin ölmesine gönlümüz razı değil. Başkanım, biraz da vatandaşlarla sizi buluşturmak istiyorum. İstiyorsanız evet, yakın bir masaya gidelim. Evet, hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı Ramazanlar olsun. Allah neler hoş söylemek hoş istersiniz? Başkanımız geldi. Başkanımız çok iyi bir başkan yani. Her zaman yemeklerini görüyoruz yani. Her mahallenin iftar yemeğimiz oluyor. Sokak iftarlarını gelenek haline getirmiş bir başkanım. Tabii tabii, ben Yenidoğan'dan geliyorum mesela. Ben, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah kabul eylesin. Önümüzdeki bayramı da şimdiden tebrik ediyoruz. Afiyet olsun. Sağ olun. Efendim, siz neler söylemek istersiniz? Ramazan iftarına geldiniz bugün. Başkanımız da yanınızda. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu gibi şeyleri sürekli sunuyor bize. Yani bizim açımızdan da güzel oluyor. Herkes açısından da güzel oluyor. Bu kadar diyeceğim için. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar. Cümleleri Allah kabul eylesin. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Başkanım, zaten yayına girmeden önce tek tek bütün masaları da gezip dolaştınız. Onlarla samimi bir ortam oldu, sohbet etme imkanınız oldu. Ev sahibi olarak her akşam aynı tabloyu yaşıyoruz. Tüm masaları zaman yettiği sürece geziyorum. Tüm komşularımıza hoş geldiniz diyoruz. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz bizlerle fotoğraf almak istiyorlarla fotoğraf çekiyoruz. Yaşlarımızın elini öpüyoruz. Sağlıklarını soruyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Anadolu kültürünün paylaşma kültürü olan bu geniş sofraları burada en güzel şekilde fotoğraflamış oluyoruz. Çünkü geçmişimizde hep yaşardık, büyüklerimiz de hep anlatırdı. Özellikle Ramazanlarda, bayram sabahları, cuma çıkışları, cenazelerde, mevlitlerde toplu iftar sofraları, toplu ikram sofraları kurulurdu. Ve bu şekliyle de Anadolu kültürünü de İstanbul'da yaşamaya gayret ediyoruz. Burada arz talep meselesi görüyorsunuz. Binlerce komşumuz 7'den 70'e, hatta 2-3 aylık bebeklerimiz de aramızda var. İleri yaştaki büyüklerimiz de var. Hep beraberce aynı kazandan çıkan çorbayı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok teşekkürler başkanım, yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar dileriz. Evet, bugünkü adresimiz Sancaktepe'ydi. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem yanımızdaydı. Yaklaşık 10 dakika içerisinde ezan okunacak ve tüm İstanbullular gibi Sancaktepe'liler de sokak iftarlarını açacaklar.